Buyurun sayın dinleyen. Televizyonda çok güzel bir aslan belgeseli var oğlum. Eyvallah sayın dinleyen. Bir de burada Mete'yi bekleyen Ceyda diye bir kız var. Beklemesin isterse, geç geleceğim. Bol şans. Geç gelecekmiş. Tamam. Ya radyoyu açsana. Buradaki birçok dişi aslan anneleri tarafından gönderilmiş. Onlar da büyük sürü bölgesi... Geç geleceğim demişken. Geçen gün erken geldim. Nasıl? Anlatayım. Her zamankinden farksız bir sabahtı. İnanılmaz bir rüzgar vardı dışarıda. İnce de bir yağmur başlamıştı. Hafif bir kahvaltı için oturmuş, kahvemi koymuş. Kibrit kutusu büyüklüğündeki beyaz peynirden yiyordum. Kahve ister misin dedim. İstedi. Kahvesini aldı, yanımdaki sandalyeye oturdu. Yağmuru ve bir türlü gelemeyen baharı dinliyordu. Önümde duran çilek reçeline meylettim. Kaşıkla az bir şey aldım. Kaşığı ağzıma götürürken boynuma reçel damladı. Ben kaşıkla almak için hamle yaptım. Elimi tuttu. Kenara itti. Gözlerimin içine baktı. Zamanı bekletti. İşaret parmağının ucuyla reçeli boynumdaki çukurdan sıyırdı. Dudaklarıma götürdü. Yavaşça reçeli dudaklarıma yaydı. Kalemi yavaşça kendi dudaklarına sürdü. Diliyle dudaklarını ıslattı. Reçeli tattı. Ne anlatıyorlar ya? Yağmur hızlandı. Rüzgarı karıştı. Bana doğru döndü. Başını bana doğru eğdi. Dudaklarını benimkilere değdirdi. Hafifçe. Dudaklarımdaki reçeli tattı. Ben de onun dudaklarını tattım. Dudaklarını geri çekmeden önce dilinin ucuyla son kez dokundu dilime. Dudaklarımı yaladı. Ayağa kalktı. Beyaz gömleğinin eteği içindeki kısmını çıkardı. Düğmelerini açmadan gömleğini göğsüne kadar sıyırdı. Sütyen giymemişti. Beni kendine döndürdü. Yavaşça tişörtümü sıyırdı. Kucağıma oturdu. Yavaşça, usulca tenimi tenime değdirdi. Göğüs uçları göğsüme değdi. Eteğini sıyırdı. Sonra? Ne oldu dedi. Ne oldu? Erken boşaldım.